Eray'la zaten. Gerek yok. Arkadaşlar herkese Araba çok selamlar. güzel abi. Unuttu Seyahat galiba şuraya. Arkadaşlar. Barış abi hoş unuttuk geldin. Ya. Hoş unuttuk bulduk vallahi be. Seyahat unuttuk Neler abi. unutulmuyor ki Barış abi. Doğru söylüyorsun Doğan abi. Nasıl iyi misin? İyi çok şükür. Merso BMW'nin kocasıdır. Ya bir dur Şahan bir dur bir selamın aleyküm dedik bir dur ya. Videoya bir selamın aleyküm dedik daha bir 12. saniyedeyiz ya kanka ya. Ha, Peugeot varken de yani. Ben dedim Barış abi niye bu kadar Aynen öyle. Mustang videosunu izledim dün akşam. Dün attığı videolar. Biliyorsunuz arkadaşlar videolar hazırlanıyor. Sonra bize revize vermek için videoları birkaç kez izliyoruz. Düşündüm niye bu kadar çok seviyorum diye Barış abi. Bulamadım. Bu videoda bulacağım. Neden bu kadar çok sevdiğimi. Barış abime selam olsun bu arada. Barış abimi çok severim. Doğan abime de selam olsun. Şimdi ayıp olmasın. Arkadaşlar yanımızda sıfır yüzü çok 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 iddialı bir otomobil var. Hatta Mercedes'in ürettiği ilk elektrikli AMG modeli. Bu bir milat bizim için. 20 sene evet. sonra yani. Evet. Harbiden ilk elektrikli, AMG falan. Şunu söyleyebileceğim. Biz arabayı kullanıyoruz. Kanka çok koyayım. Güzel makine değil mi ya? Yani. Bu uçak mı Makina çekiyor süper abi? Değil mi kanka ya? Of. Keşke. Kullandık. Kaba durmuyor. Videosu var kardeşim. Maşallah. Nereye maşallah. Bunu söyleyebilmek için bu videoyu çekiyoruz. Değil tabii ki çok enteresan bir araba arkadaşlar. İnanılmaz özellikleri var. Video aslında sabaha kadar bitmez. Araba lan ben bu Mercedes'imi sattım. Mal anlayız. A200 sattım. A200 nerede bu nerede amına koyayım. İyi ki de satmışım. Aldığım Peugeot 1000 kat daha iyi ondan amına koyayım. Ama biz bu otomobilin AQS 580 modelini çekmiştik. O da yaban atılır bir otomobil değildi. Güç, tabii. 0-100 vesaire verileri olarak. Bu otomobilde Mercedes AQS 53 AMG diye geçiyor. Ve Formatic Plus diye geçiyor. Bu otomobil AMG'nin ilk ürettiği elektrikli otomobil. Şöyle bir şey. Artık AMG'lerin o V8 işte çift turbolar, tabii. atmosferikler vesaire vesaire. Bunlar artık bu arabada o zaman bitiriyoruz. 2 litreyi buldun öp başına koy. Öp başına. Merso'dan inip Peugeot binmek. Valla ne düşünürsünüz bilmiyorum ama ben daha iyi bir arabaya geçtim yani öyle söyleyeyim. Eğer yeni 408'leri falan bilmiyorsanız eski mantıkta Peugeot'u böyle Peugeot mantığında düşünüyorsanız çok yanlış düşünüyorsunuz. Çok. Çığır açtı oğlum Peugeot. Çığır açtı yani. Bizim de meslek bu arada o zaman ufak ufak. Sen ufak ufak emekliliğe doğru. Emekliliğe doğru. Ben senin dükkanı büfe yapıyoruz güzel. Ben tostun başına geçiyorum. Belki altı bir kere bile sıkıntı yaşamadım. Sürüyor. En son yağını sürüyor, müşteriyi yolluyoruz. Nasıl? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biz de ufak ufak artık... Hangi? Bende 408 var yeni. Arabalarla tarihe gömülüyoruz. Abi şöyle bir beyaz... Alper, Barış abime şöyle bir güzel bir ahçı GT şapkası koyar mısın buraya beyaz? Şöyle bir dur abi. Bence oldu. Bence oldu. Şu an hayal ettim oldu. İş oraya doğru gidiyor. Teknoloji gelişiyor. Geliştikçe de zaten gelişiyor. Biz bunları açığız. Biz bunların eğitimlerini de görüyoruz ama hani bizden sonra iki nesil diyebilir miyim? Tabii ki. İki nesil. Talha. Buradan araba, sana sesleniyoruz. Yani, Talha oğlum, bu çok arabaları güzel duruyor benden bu arada. Sonra yapmaya başlayacak o zaman. İşin kolay merak etme Talha'cığım. Şimdi Allah arkadaşlar kaza Barış abi burada Berkay. Olması nasıl nedeni? Bu arabanın torkunun 950 Nm olması. 658 beygir. Kaç para bu araba? Berk'le az önce konuştuk. 900 Nm dedi. Bakarız videoda. Sonra tamam, ne kadar ben buraya niye geldim anladım. Sabah bir şey yedim abi. Babacım araba ne güçlüymüş amına koyayım bir de elektrikli ya. Onu söyleyeyim. Yapmak da istemiyorum. Bugün bir şey olmayacak abi. Evet kendim evet ona o. Göre şartlandırdım. O kanka. 900 Nm'ye deyince. Ya kendim. Urus'a benzeyen var ya Urus'a benzeyen. O bendeki araba. 950'si de var. 50'si de var. 50'si de 950. 0-100'ü de tam 3.8 saniye arkadaşlar. Asfaltı o zaman indiriyoruz. Çakma Urus aynen öyle. Hatta bunun bir de arkadaşlar Dynamic Plus diye Dynamic Plus diye bir modeli var. Onda da 0.4 saniye daha iyi, 3.4 saniye. O ne lan öyle? 1000 Nm torku, gücü de 761 beygir. Ya Doğan abi bu rakamlar nereye gidecek? Bu ne ya abi hakikaten bu yani ne ya? 950 Nm dediğin şey yani biz arabada gece gündüz çalışsak böyle bir tork. Uçak yani, çekersin bundan. Makineyi falan değiştirmen lazım, stokerlarını ayarlaman lazım. Yani deli gibi mühendislik yakıtıydı, yapman lazım. Şöyleydi, tabii tabii, tabii abi. Etanolü, metanolü, cartucuk. Onlar artık bitti herhalde abi. Hepsi bitti, geçmiş olsun. Sen tasarımını beğeniyor musun ekiyorsun? Bazı abi, insanlara çok böyle balina çok güzel geliyor. Abi. Bazı çok güzel tasarım bazı insanlara çok güzel geliyor. Ama tabii ki böyle bir tasarımın en büyük nedeni arkadaşlar aerodinamik. Bunun aerodinamisi sanırım 0.23 saniyeydi. Doğru. Özür dilerim. 0.23 C'deydi. Bunun rüzgar direnci.
30'un altı zaten iyi bir rakam. İşte 0.23'te acayip bir rakam. Bu tabii ki tamamen rakam. Ne için? Menzili iyileştirilsin. Doğan abi de Ali Koç gibi rakam diyor. Arabanın verimli olsun diye yapılmış bir şey. Rüzgar nelinde bu arabanın şeyine de baktım. İnanılmaz çalışıyorlar abi. Zaten bu arabanın hani önden baktığında tasarımı falan da aerodinamiği çok başka. Bir de elektriklilerde abi genelde elektrikli olduğunu anlamak için ön tarafa bakıyorsun. Her şey kapalıysa zaten bu araba elektrikli diyorsun abi. Bunda tamam. Da gördüğünüz üzere arkadaşlar sadece şurada bir hava girişi var. O piller soğutulsun diye muhtemelen. Aynen, başka onun haricinde her şey kapalı. Farlarımız digital light. Bu farlarla ilgili daha önce neredeyse sadece farlara özel bir video çekmiştik. Bak 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 yani hareketlere bak. İşte ananı avradını. Belki onları koyarız buraya. Bir yayayı gördüğünde çok karanlık bir yoldaysanız yayayı resmen size böyle dikdörtgen içine alıp burada yaya var diye uyarıyor sizi. Yolda bir çalışma varsa, buzlanma varsa yere projeksiyon gibi yansıtıyor bunu ve sizi uyarıyor. O yüzden farlar hakkında ne diyorsun ya kanka? Nerelere gitti abi ya? Aynen. Hatırlarsın abi farda şuyduk. Aynen. Yanmayınca. Ya hayır bize şöyle bir şey. Para yarıyor. Nazif abi iyisin olsun da. Paçanın devamı. Paçanın devamı ne oldu? Nazif yap, abi tight giymiş. Bir tane çırak hemen koy. Tam böyle bel hizasında ayarlayalım falan. Altaylı'nın hemen çevirin. Adam arabayı aldıktan sonra parası kalmış. Ayarları yapar. Şimdi yokuşa göre bile kendi. 408 daha mı iyi şimdi amına koydum. Lan sen gerizekalı mısın aptal? Kıyasladığın araba 408 ile EQS 53 ise senin ben kafanı sikeyim zaten amına koyayım. Böyle bir mantık mı var ya? Geri zekalı ya. Ayarını yapıyor tabii, falan. Tabii. LVL yani sensörleri bu vasıtasıyla. Jantlara ne diyor? Kıyasladığı iki arabaya bak kanka ya. Jantlar bana gelecek ama teflon tavayı andırıyor abi. Ya ben öyle. Buraya bir teflon tava. Ama bir şey diyeceğim. Çok güzel bir jantlar. Güzel. Yani tasarım harika. Tarz yani. Ben ama genelde hani şu olayı çok seviyorum. Arabanın kaliperleri ön plana bir görünsün. Çıkması benim için de abi. Bu arabada da karbon seramik ve güzel bir kaliper. Gavur sevici. Lan Mercedes Türkiye mi? Allah Allah. Kafayı yiyeceğim. Neyi savuruyoruz oğlum? Ben bunun ön planını çıkmasını isterdim. 440 mm arkadaşlar 6 pistonlu kaliperlerimiz var. Muhtemelen siz ben de göremiyorum zaten kolay kolay ama karbon diskleri içeride görüyoruz. Karbon disklerle geliyor. Tok var. Alamıyorum tok. Bu kadar önde takılmışken vermiyorlar abi. Kaputu da açayım abi. Ben de verseler alırım. Kaputu. Buyurun Doğan abi. Ben de vermiyorlar. Vermiyorlar abi alamıyorum. Vay. Satmıyorlar kaputu ya. Bu herhalde sonsuzluğa doğru. Bir şey diyeceğim abi. Amortisör yok abi. Nasıl duruyor bu? Mandal. O da yok. Bence bunu serviste açıyorlar sadece Barış abi ve bir şeyi var bunu durması için. Şu yandan tornavidayla. Tornavidayla kaputu sabitliyorlar böyle duruyor. Jirox bizde var bu olağanüstü bir araç. Erhan bir 1000 abonelik hediye etsene be kral seni ya durduk yere. Dokunmaz sana. Sana girmez anladın mı? Şey olmaz yani. Açıyorsun öyle sabitliyorsun. Buradan aracımızın sıvılarını koyabiliyoruz. Bataryaların suları var. Gördüklerimi anlatıyorum bu arada. Polen filtresini çok büyük bir polen filtresi koymuşlar. Muhtemelen bunun içinde bir de karbonlu var. Abi zaten içeri bir temizliyor. Ufak bakterilerden temizliyor ediyor falan filan. PM derecelerini normaldir. Gösteriyor. Benim acayip de temizliyor. Bu tarafta da evaporatörü var abi. Benim gördüklerim şu an bu. Hani takviye yapmak için artı. Akübaşı koymuşlar. Akübaşını koymuşlar. İndirelim abi zaten. Bir tek göremedim. Buyur. Genelde elektrikli arabalarda silecek suyu olayını görmeye çalıştım ama. Bizde de tok var. Şurada koyduk. Da bir kapak var. O da fren izoleyinin kapağıydı. Silecek suyu burada olabilir mi? Burada. Abi. Bırak abi. Abi. Kapat abi gel. Usta bırakışı bak bak bak. Şu. Oy. Usta bırakışı. Hadi be. Az önce biz buraya. Acaba burada. Oğlum chat bana bir EQ53 alsanız alan toplanıp. Çok iyi değil mi? Aynen. Buyurun arkaya doğru geçelim. 610 litrelik bagajımız var arkadaşlar. Koltuklar yatıyor. 6.7 milyon oğlum chat koyar mı lan size? Çantamız var. Fan açmıyor galiba. Abi şu an devir daim yok abi. Şu an devir daim gitti. Tıkık. Bagaj açma çok büyük abi. Diğer başka koyar tabii abi. Araştırdığımda ilk baktığım şey evet, bagaj oluyor. Çünkü bayağı genelde geniş. Genelde uzun yol mesafelerinde valiz ıvır zıvır falan koyduğumuz için ben direkt sen ilk arabada abi. Baktığım şey bagaj. Hatta Berk'e dedim ki ön bagajda dedim. O kadar değil hocam. Yok abi. Sığarım lan ben bu bagaja. Zaten 500 litre üstü bagaj iyidir arkadaşlar. Bu da 610 litre bagajı gayet iyi. Bagajı gördükten sonra zaten ön tarafa niye koymadıklarını anladım abi. Oğlum bu bagajı Aybert de sığar bu arada. Fastback diye geçen tasarım biliyorsun. Liftback, fastback. Aynen. O yüzden bu şu sütunlardan dolayı. Burada da bir 4 ceset sığar. Oğlum sen neyi hesaplıyorsun kanka ya durduk yere? Bir perdemiz var. Bu perde isterseniz çıkıyor da. Geçelim bir arka koltuklara bakalım. Ya bakalım gerçekten esmi değil mi? Bu arada karbon seramik diskler opsiyon. Bunu söylemeden geçmeyeyim. Buradaki en güzel şey alkantara yastıklar. Benim en sevdiğim özelliği bu oldu açıkçası. Koltuklar hareket ediyor babacım, arkadaşlar şurada. Ya? Isıtma var, soğutma var. Ama tabii ki bir Ya sayın Mercedes. EQS 53 yapıyorsun. Arkalara iki tane ekran fırlatamamışsın. Neden?
Koy iki tane ekran şurada ya, Allah Allah. S'teki kadar yatmıyor koltuklar. Yatmıyor. Ve S'teki kadar bir diz mesafesi. At iki tane yok. Ekran şuralara. S gibi değil. Onun haricinde işte burada ekranlar vesaire yok. Sadece opsiyon ortada. Opsiyon mu? Abim, şöyle kolçağı indirdiğinizde burada size bir elektronik dijital kontrol paneli sunuyor. Bu ekran düğmeye bastığınızda elektronik olarak... Ananı sikim, adam ekranı tablet olarak al kullan diye vermiş. Baba biz de ne diyoruz ya? Fakirliğin gözü kör olsun. Çıkıyor. Alıyorsunuz elinize. Buradan işte koltuklarınızı yatırıp kaldırıyorsunuz. Işıkları ayarlayabiliyorsunuz, ışıkları. Müzik sistemini eyvallah ayarlayabiliyorsunuz. Eyvallah Mercedes bendeniz için. Koltukların soğutmasını, ısıtmasını ayarlayabiliyorsunuz. VIP minibüslerin içerisindeki tabletler gibi. Bu Samsung bir tablet bu arada. Evet abi aynen öyle. Bana farklı gelen şey şu oldu. Koyduğunuzda tekrar buraya ekranı. Anında bu sefer de aşağı indirirken de kendi elektronik olarak zıt diye çekiyor. Ağırlığı mı anlıyor acaba? Peugeot'da Erkan var. Bir de kafa yastıkları çok hoşuma gitti ya. Şunlar da. Aynen eski. Bence her arabada olmalı bu arkadaşlar. Katılıyorum. İki tane cam tavanımız var hem önde hem arkada. Şu anda kapatamıyoruz. Kameralarımız var. Geçelim mi öne abi? Geçelim abi. Geçelim, bence yola çıkalım yoksa zaten biraz sonra eriyeceğiz. Koltuğunu yatırayım mı? Nasıl yani? Sen oradan benim koltuğuma hükmedebiliyor musun? Yok edemiyorum. Önden edebiliyorum. Pardon. Özür dilerim. Önden sağ koltuğa edebiliyorum. Eyvallah. Kafam karıştı. Sıcakta normal. Burmaster müzik sistemimiz var. Her yerde hoparlör. Burada bir hoparlör yapmışlar. Şuraya bile. Güzel çalıyor. Kaliteli çalıyor. O çok güzel bir malzeme abi. Abi onu anlamaya çalışıyorum. Kolçak inanılmaz bir malzeme sabahtan var. Sabahtan beri ona bakıyorum. Kolçak da inanılmaz. Arkadaşlar burada videoya kısa bir ara verip size de kısa bir bilgi vereceğim. Ne oluyor? Elektrikli otomobilleri yaygınlaşmasıyla birlikte sektör ve pazar değişirken Castrol de buna hem ayak uyduruyor hem de biz de çalıştırıyorum. De kapatabiliyorsunuz tabii de var. Link bırakıyorum. Oraya tıklayıp daha detaylı alabilirsiniz. Şimdi videoya geri dönelim. Buyurun. Kapanmadı Barış abi kapın. Neden? Çünkü kapılarda bakıyor. Abi senden ağır. Abi bende bir tane Peugeot 4D8 var. Koyuş paket. Arabaya bindiğinizde, indiğinizde kapatabiliyorsunuz tabii ki bunu ama acayip acayip sesler geliyor. Bilmiyorum bu sesi alabilir miyiz şu anda mesela. Çalıştırıyorum. Duydun mu? Transformers mu abi bu araba? Kapatıyorum. Direksiyon çok iyi ya. Direksiyon kanka, AMG direksiyon. Kanka bu ne kanka? Bu ne Uğur? Bu ne? Bu ne kanka Uğur? Çok iyi. Şorrayım aktı desem bu yeridir. Bu ne oğlum? Ekranlar EQS ile aynı arkadaşlar. Bunda sağdaki ekran standart olarak geliyor. Buradan sistemi başlat deyip her şeyi yine burada benim gördüğüm ya da burada gördüğüm her şeyi orada da görebiliyorsun abi. Bütün ayarları oradan yapabiliyorsun. Alur mu GT arabanın mi GT? Gösterge olayına çok şaşırdım. Acayip ya. Hele gece var ya. Oradan başlıyor buraya doğru geliyor. Şimdi gece görüntülerine girelim babacığım, arkadaşlar. Babacım bu gece neymiş ya? Göreceksiniz ki arabanın içi gel. Arabada yaşarım amına koyayım. Gerçekten geleceğe dönüş gibi ya. İnanılmaz yani. Bir de navigasyon acayip çalışıyor abi. Bir arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik var arkadaşlar. Oklarla beraber böyle bildiğiniz oyun gibi bir navigasyon. Bu ne lan, Underground 2 yapmışlar. Need for Speed Carbon. Oklarla gösteriyor size. Ekrana bakıyorum zaten yani. Oradan navigasyonu izliyorum abi. Acayip bir şey var. Navigasyon. Yani. Bir de navigasyonda şey var. Denizin dalgalarını gösteriyor abi. Bak bu 3 boyutlu. Kaan sende hangi araba var Kaan? SLX. Yalan söyleme göt. Söylesene arabanı. Açıkladı. Şey, Cupra. Hangisi? Formentor. Kaç yıl? 2023. Vaaay. Abi ya, iki fenerden bir şeyler paylaş. Bak böyle bir şey olabilir mi? Yönetmen adamı kal. Çok acayip değil mi? Kadar gerçekçi ya. Tekne varsa tek bak. Onu da gösteriyor. Evet abi bak. Bu direkt uyduya bağlı o zaman. Tabii tabii. GPS ile. Vay be. Kaç tane tekne olduğunu bile görüyoruz abi. Çıkalım yol arkadaşlar. Bayağı bir vakit harcadık. Yolda da detaylarını biraz, sürüş özelliklerini falan bahsedelim size. Çıkıyorum Barış abi. Hazırsan sen. Hazırsın yani. Ben hazırım abi. Abi o ne ya öyle? O ne abi öyle? 2020 Troc bozar mı? İyidir, Troc iyidir, Troc. Arkadaşlar sürüşe çıkmadan önce burada küçük bir ara vereceğiz. Çünkü size hediye yerim olacak. Yani aslında şöyle, kanala abone olan arkadaşlara madem bizi destekliyorlar, biz de gönlümüzden geliyor onlara böyle küçük otomobille alakalı veya teknolojiyle alakalı. Doğan abi şu arabayı versene ya. Hem son abonelerden bir kişiyi seçiyoruz hem de ilk abonelerimizden bir kişiyi seçiyoruz. İlk abonelerimize haksızlık olmasın diye son abonelere tıkladım. Buradan hemen bir arkadaşımızı seçeceğiz. Bu arada hediyeleri de göstereyim. Bir tane powerbank vereceğiz. 10.000 mAh dijital göstergeli. Bir de arkadaşlar Alpine F1 Twin orijinal lisanslı şöyle bir sweatshirt'ünü vereceğiz. Bakın.
Orijinal lisanslı ürün. İki arkadaşımıza bunu hediye edeceğiz. Hem ilk abonelerimizden birine hem de son abonelerimizden birine alayım telefonu. Burada abonelik tarihini seçtik. Bence Turan cama verelim. Turancığım hayırlı olsun. Bir de ilk abonelerimizden seçeceğiz. Onu da yorumlardan seçeceğiz. Çünkü yorumlarda görünüyor kaç yılında abone oldu. Zorlamasın ekonomisini. Son yorumlar şöyle bir yenileyelim. Haksızlık olmasın. Mesela Yağız 42. Adamın içinden bakıyoruz. Gelmiş. Şey Yağız 2 yılında abi, varmışmış. Evet, Yağız'a Ali Son veriyoruz. Beker hayır. Senin berbere gitmiş. Niye? Ali Son Beker. Bak attım. Aynı yerde tıraş oldunuz galiba. Ya ne alaka, ne alaka oğlum. Gayet iyi olmuş kanka tıraş. Tipe bakalım. Lan ne gülüyorsun, ne gülüyorsun ya? Aynı sen olacağım. Siktirin gidin ya. Hayırlı uğurlu olsun. Açıklamalar kısmında Berk'in mailini göreceksiniz arkadaşlar. Oradan bize adresinizi ulaştırırsanız biz de hediyelerinizi kargo yapacağız. Abone olursanız arkadaşlar size de böyle hediyeler vermek isteriz. Teşekkür ederiz. Elleriniz dert görmesin abone olduğunuz için. Görüşürüz. Hediyelerimiz bu arada devam edecek. Daha da güzelleri de gelecek. Şimdi videoya dönelim. Görüşürüz. Dışarıda arkadaşlar söylemeyi unuttuk bu arada. Arka aksta hareketli aks var yani. Arka lastiklerde belli bir sürate kadar ön tekerleklerin ters yönüne dönüyor. Böylece dönüş çapını kısaltıyor arabanın. Şehir içinde daha kıvrak manevralar yapması sağlıyor. Müthiş kanka ya. Bu da otomobilin yol tutuşunu iyileştiriyor. Yeni bir teknoloji değil, olan bir teknoloji. O araba Mercedes çok zeki. Olan abi direksiyonu kafa hizasında hani kullanıyor. Evet, nasıl yapıyor onu? Oluyor evet. Abi. Çünkü 5 metre 22 santim araba. 5 metrenin üzerinde bir araba ile şehir içinde üç zorlanırsınız. 3 tur böyle ileri geri yapacağın yerde tek hamlede arka aks vasıtasıyla. Ne? Ne diyor ne diyor? Hocam ağzından yanlışlıkla bir şey çıktı arkadaşlar. Orayı bipledik. Teşekkürler. Ya yok mu abi normal gidiyoruz işte ya. Senin için yastık aldım ya. Özel yastığım var ya. Aynen abi. Genelde gişelerden çıkarken abi hiç rahat ben durmuyorsun. Ben çekiyorum. Oğlum bu ben ne? Sanki Bumblebee gazı köklüyor. Bu nasıl bir ses kanka ya? Seydi güzel olurdu. Barış abi ama şimdi bak böyle yapacaksan oynamayalım. Abi şöyle bir şey diyorum. 950 Newton'dan bahsediyorsun Doğan abi. Ya nasıl kendimi korumaya almayayım ya? Abi şöyle. Evet 950 Newton'metre arkadaşlar ve 4 çeker otomobil. Hem ön aksta hem arka aksta birer tane elektrik motoru var. Bu da toplam 658 beygirlik 3950 Newton'metrelik tork üretiyor. Bu arada araba 2605 kilo abi. Düşünebiliyor musun? Yani öyle bir cüsseyi bu şekilde götürmesi inanılmaz abi ya. İnanılmaz abi. Bu da tabii ki 3.8 saniyelik bir 0-100 değeri elde ediyor. 0-100 demişken en sonda 0-100 tabii ki yapacağız. Video sonuna kadar yapacak beklerseniz. Mi? Abi yapmayalım Barış abi? Abi yapmasak bak. İyiydi be. Bak, yapmasak iyiydi. 950 Nm tork var diyoruz. Barış abi var diyoruz. 0-100 yapmayacağız. Vallahi takipçiler kırılır. Ben arkadaşlar trafiğe kapalı alanda çekiliyor bunlar. Göre devam edelim abi. Koltuğunu soğutuyorum. Yapma. Arkadan araba geçiyor amına. Geçen tramvay. Ben diyecektim ama bozmayayım diye demedim ya. Arkadan araba geçiyor amına. Acayip değil mi abi? Abi ben şeye bakıyorum sabah. Onun önü kapalı öyle diyelim. Geliyorum gaz pedalının oranı, fren, dozajı hepsini gösteriyor burada arkadaşlar. Yani her şeyi görüyorsun ya. Arabada bir problem olduğu zaman zaten ekrandan sen bunu görebileceksin abi. Yalnız sportu aldığında o G kuvveti, güç şeyi, şu ekrandaki ışıltı falan acayip abi. Abi. Ses de güzel değil o mi? O ne oğlum öyle ya? O ne kanka öyle ya? Bak enerji akışını görüyorsun abi. Tarihi görüyorsun. Tork olarak arkada kaç tork var? Dağılımı görüyorsun. Evet. Newton metre olarak torku görüyorsun. Ve devir dakikayı görüyorsun. Kaç devir çeviriyor motorlar onu görüyorsun. Mesela Sport Plus'ı aldınız arkadaşlar. Senin Peugeot'u yapıyor değil mi? Abo Sport Plus'ı alırsa ne oluyor? Kış modu, kar modu var, kış modu var. Sport Plus'ı aldığınızda daha çok arkadan itmeye başlıyor araba. Burada zaten hepsini görebiliyorsunuz. Özelleştirebiliyorsun. Evet. Süspansiyonların bak abi. Bu tabi virajda belli olur. Yüzdesel olarak nasıl çalıştığını gösteriyor. Salalımı da gösteriyor abi. Bu da motor verileri. Bu en güzeli bak. Bunda bastığın zaman çok güzel oluyor. Basayım mı? Oğlum ne güzel abi ekranlar ya. Uy! Ona bakarsan için çekilir bak. Senin Peugeot daha iyi. Daha iyi. Suratım da birazdan beyazlanır. EQS... Kendi kendine gidebiliyor mu bu? EQS 53 VS BMW iX hangisi alır? Mercedes her zaman. Ama gerçi yenisidir. Mantıksız oldu ya. BMW'nin evet. Yok mu lan böyle EQS gibi bir arabası? i4 de olmaz kanka. i4 de olmaz. i4 de çok şey kalır yanında. i7. Yeni i7 mi? Yeni i7 var mı lan hiç? BMW i7. Abi çok iyi ya. Kapıları kendi açılıyor arabanın. Ey. Ey. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla sade gözüküyor. Yani arabanın
en üst segmentteki. Şimdi size asıl soruyu soruyorum. Bu arabanın tipini, bu arabanın tipini beğenmeyen arkadaşlar, bu arabanın tipini beğeniyor mu? Lüks versiyonlarına farklı bir ön yüz eklemiş durumda. Yani bu farlar, devasa böbreğin haricinde far grubunun da artık iki parçadan. Kanka yapmayın, gözünü seveyim ya. Abi sen bunu gerçekte gör, yemin ederim tır gibi araba. Daha önce görmüştük. 7 serisi de aynı bu 7 ailesinde olduğu gibi bu şekilde devam ediyor. Şimdi, farlar çok güzel ya. Şimdi sneak devasa böbreklere evet ilk başta biraz yadırgamıştık. Bu ne amına koyayım? Ama gitgide alışmaya başlıyoruz. Yani hakikaten bence çok ihtişamlı. Biz Peugeot'dan çok... devam. Oğlum abi, böbrekler güzel duruyor ama lan şimdi. Bak bir düşününce ben bu olayı seviyorum kanka. Güzel ya gözüküyor. Burada 7 serisinin iyi. Ben galiba arabaları genel olarak seviyorum. Dinin böbreği. Ayrıca bu araç çetsiz araba ırkçılığı yapıyorsunuz abi, ben size söyleyeyim. Burada da tork ve kilovat olarak güç değerlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Bak arka motorun sıcaklığı, ön motorun sıcaklığı ayrı ayrı gösteriyor. Ve artı pillerin sıcaklığını gösteriyor. Ne, çok iyi ne diyorsun? Bunda pil ısındırma gibi bir şey yok herhalde değil mi? Yok. Sabit. Direkt bunda bir de şöyle enteresan durum var. Videonun sonunda göstereceğiz dediğim gibi arkadaşlar. Launch control değil. Ne o, gizli sponsor mu aldın? İğrenç arabayı övüyorsun. Keşke amına koyayım. Sayın BMW ya da Mercedes ya da tüm araba firmaları, fark etmez hanginizin geldiği. Bana bir tane hediye araba verin. Anasını sikim sabahtan geceye kadar arabanızı övmezsem yayınlarımda. Ahin ya da yazacak abi ya. Her saniye, ahin, her dakika, hiç fark etmez. Her saniye, her dakika, her saat arabanızı överim. Start diyor. Çamlı otomotiv sponsorumuz. Ve deviri böyle devir saatini, ya devir saat değil de güç saatini değil, böyle vurdurmaya başlıyor. Launch control yap. Böyle bir ses çıkıyor. Sanki gerçekten böyle bir yarış arabasıyla şey vereceğiyle böyle launch control yapıyormuş gibi hissediyorsun. Oğlum chat manyak mısınız? 1 milyon TL en az. En kötüsü gelse 1 milyon TL lan şu an. Ya çok veri var. 2023. Ya, bu önümüzdeki ekran, önceki videolardan da çok iyi biliyorsunuzdur. Değişiyor. Satar işte mısın arabayı? Var. Süper direkt spor var. Süper anında spor alayım bak mesela. Bak şimdi süper spor aldım. Burada her şeyi görebiliyorsun. Bunun güzelliği şu. Araba vardı. Hidrolik sistem var. Tansiyonlar da elektronik. Yükselip alçalabiliyor. Aynı zamanda yumuşayıp sertleşebiliyor. Barış abi Tok gelirse satmam. Tok'u kullanırım. Peugeot'u satarım. Ne konuşmuyorsun? Abi konfort modunu aldığında resmen süzülüyor. Burada Mercedes'in artık şeyini hissediyorsun bak. Süzülme hissiyatı var. Ben bu arada biraz kötü oldum abi. Yok ya. Yani, Mercedes'i şey gerisi satmazsın değil mi? Senin araba GT değilse çöp. Yani GT kardeşim. Yani şeylerden bahsetmeme gerek var mı bilmiyorum. Benim işte, araba. Adaptif, kuruş kontrolü, hadi şimdi git. Buydu. Her şey var. Olmayan yok. O yüzden öyle şeylerden bahsetmek gerek yok. Sadece şundan bahsedebilirim. Bu çok GT güzel bir özellik. GT Plus Plus hatta. Burada track pace diye bir mod var. Burada işte gene drag yapabiliyorsun. Drag'ını ölçüyor. Ondan sonra pist yarışı. Telemetre olarak kullanabiliyorsun. Pist yarışında şöyle güzel bir özellik var. Bu muhtemelen güncelleniyordur. Farklı pistler yükleyebiliyorsunuzdur. Burada pistler var bak abi. Eksi bir izleyici. Onu açıyorsun. Sonra kendi zamanlı yapıyorsun. Hatta ve hatta kendi pistini oluşturuyorsun abi. Burada da çok detaylı olarak veriyor her şeyi yine. Ama başlatta tıkladığında burada kendi bak şimdi pistimizi oluşturuyoruz. Ve sonra da o pisti insanlarla paylaşabiliyorsun. Topluluk diye bir yer var. İstersen insanlar gelip senin pistinde en iyi zamanı yapabiliyor. İyi ve zamanı bu pisti yapıyorum. Mesela kaydını yaptınız arkadaşlar. Ondan sonra yaptın abi. Sonra şeyi soruyor size. Nasıl bir günde yaptınız? Yağmurlu mu? Falan. Ona göre de zamanlı. Bu ne abi? Ya. Adamlar arabanın içine oyun getirmiş. Kanka bu şaka mı ya? Diyorsun ki işte bunu yağmurlu bir günde yapmışım evet. Başka yağmurlu günde yaptığında onu iyileştirmeye çalışıyorsun. Oyun gibi Need for Speed ya. Arabanın içine çok fazla ben dedim abi. Yani böyle bir araba mı olsa yanlış anlama abi. Sürekli yani bir bahane üretip hani bir ekmek almaya gideyim bununla çıkayım, gideyim. Edeyim. İşte bununla gideyim. Hep yerlere gitmek evet istersin yani. Sadece de, şu verileri kontrol etmek, ne bileyim şunları kurcalamak falan. Yani çok çok fazla. Bu arada videonun girişinde sen söyledin Doğan abi. Hani arabayı çok anlatmaya başlarsak. İki gün anlatırsın bu arabayı. İki gün anlatmaya evet başlarız ama en dikkat çekici şey şeylerini anlatıyorsun şu an benim. Chat az siktir, hayale bak. En yakın arkadaşınızla aynı yerde oturuyorsunuz. Yani altlı üstü, tamam mı? En yakın arkadaşınızda da bu araba var. Sizde de bu araba var. En yakın arkadaşınızla bakkala kadar bir tane pist açıyorsun. Yani orada yarış açıyorsun. Her gün birbirinizin rekorunu kırmaya çalışıyorsunuz. Ulan yine hayallere daldık ya. Gördüğüm kadarıyla benim bile dikkatimi çekti. Bir de abi rekuperasyon var arkadaşlar. Yani aslında bildiğiniz geri kazanım. Her elektrikli otomobilde olduğu gibi artık. Benim hayale bak ama bakkala. Fren yaptığı zaman, gaz pedalından çektiği zaman pilleri doldurmaya başlıyor. Bundaki o değer çok çok iyi. Karı da atıyor muyuz? Sen adam olmazsın bura. Yani. Benim en sevdiğim özellik bu direksiyonun arkasındaki pedal shiftlerle vites değiştirmiyorsunuz bunda. Bu geri kazanımı ayarlıyorsunuz aslında. Ne var? Normal var. Güçlü var. Güçlü yaptığına bak resmen çektim ayağımı şu an durma derecesine geldi. Normal bu arabayı olarak alan adam bakkala mı gider? Niye gitmesin kardeşim? Niye gitmesin? Ekmek yiyecek adam
illaki. Yok var, hiç müdahale etmiyor. Akıyor. Belki adam bakkal dükkanı var. Çektiğinizde. Bir de akıllı rekuperasyon var arkadaşlar. Bunda güzellik şu, adaptif kuruş kontrolü. Sigarayı nereden alacaksın? Geldin öndeki otomobil, yavaşlamaya başladı. Sen onu gazdan çektin, bu fren yapmaya başlıyor kendi kendine. Adaptif kuruş kontrolü açık olmasa bile. Bu müthiş hemşire. Sen gidiyor musun bakkala? Gitmiyor. Bu arabadan yok çünkü bende. Geldin mesela. Çektin ayağını gazdan. Bak kendi fren yapıyor, görüyor musun? Çok iyi abi. Bak. Çok ve iyi bu abi. Da kazanmaya başlıyor. Kazanmaya başlıyor. Evet. Zaten direkt göstermeye başladı abi. Bunu bu şekilde geri kullanabilirsin. Çok hızlı yapıyor ama. Barış abim lütfen, ben seni boş arabaya çağırmayayım Barış abim ya. Peki Doğan abi, ha, buyur. Ne malzemesi? Bu malzeme abi inanılmaz. Yani sabahtan beri bu Alcantara değil arkadaşlar. Değil. Ama bence Alcantara kadar güzel. Alcantara'dan güzel demeyeyim, haksızlık olmasın. Küsmesin bize ama. Bunun kadar var güzel yani, malzeme evet yapmışlar abi. Bir de güzelliği şu, özellikle gece gene o görüntüleri gireriz buraya. İşte. Ambiyans ışıkları isterseniz değişebiliyor bunda. Kendi kendine bak, şu anda görüyor musun abi? Bak. Maviden koyu maviye doğru geliyor. Burada bir de şu siren modu var. Bak kırmızı mavi kırmızı mavi oluyor ha. Böyle modlarımız da mevcut Barış abi. O ne abi öyle ya? Önce hayran kaldıysam bak abi. Peki günün sonunda ben şunu düşünüyorum abi her zaman. Evet şu anda mesela bu teknolojiler bizi acayip etkiliyor arkadaşlar. Ama günün sonunda bu otomobil mi yoksa işte 600 beygir üstü bir içten yanmalı araba mı? Şimdi 90'lar çocuğu olduğumuz için abi direkt atmosferik, turbolu yani fosil araçları daha çok seviyoruz abi. Fosil yakıt araçları. Ama buna da geldiğin çok oyuncak abi, var abi. Aşırı oyuncak. İnanılmaz bir teknoloji, inanılmaz bir mühendislik harikası. O mu bu mu dersen ben eskiciyim abi. 90. Ben bunu alırdım. Motor falan. Ne yapacağız oğlum? Millete rahatsızlık vereceğiz chat ya alırsak öyle. Ya ne alakası Ankara'da var geylikle kanka şey var ya? Abi? Abicim ne alakası var geylikle ya? Nonni falan değilim, hayır. Abicim yıl 2023 kanka ya. 2023 kardeşim. Eğer öyle bir şey alacaksan kardeşim benim. Zaten bu arabayı alan adamın diğer arabaları da alacak gücü vardır. Hemfikir misiniz bu konuda benimle? Hemfikir misiniz? Eğer bu arabayı alıyorsam yanına bir tane böyle neydi onun adı? Piyasa yapmalık. Piyasa yapmalık ne alırım Karcı biliyor musun? Piyasa yapmalık. Oflaş. Tofaş Şahin. Charger'ı alacaksın işte, yapacaksın. Hayır abicim ne Charger'ı ya. Impala 67. Al abi. Ses mi duymak istiyorsun? Ses. Motor sesi mi duymak istiyorsun? Al amına koyayım sana. Al. 1.5 milyon. 1.5 milyon. Al geç. Ez. Arada gider hayalet falan öldürürsün bu arabayla amına koyayım. Onlar olduğu için yeni gelen nesil için bence çok evet güzel bir oyuncak. Ya ben bu arabayı satın almış olsam abi 4 gün boyunca ben bu arabayı kurcalamam lazım abi. Bir hafta bundan kurcalamak için öğrenmek için. Kesinlikle öyle. Yani bir ya gün iki gün yetmez bu arabaya alışmak. Araba 2 gündür bende, ben de bir sürü özelliğini görmeye bulmaya başladım. Gaza oturduğunda 700 lira gidiyor yalnız cepten, onu söyleyeyim. Kullanman lazım, kendine göre hazırlık yapman lazım vesaire vesaire. Kesinlikle yani abi, bununla çok fazla vakit geçirirsin bu arada. Sesi bile arkadaşlar 3 seviyede ayarlayabiliyorsunuz bak. Dengeli, spor, güçlü. Güçlü. Bu arada 220 ile sınırlandırılmış arkadaşlar son hızı. Dynamic Plus paketini seçerseniz ne? O zaman 250 oluyor. Ama şu anda Türkiye'de fiyat listesinde yok. Muhtemelen siparişte getiriliyordur. Onda zaten iş çok bambaşka bir yere gidiyor. Tanıdık var mı şeyci? Yani o acayip bir şey yani. O zaman menzili söyleyeyim. Bir kapasitesi özellikçi söyleyeyim. La benim Peugeot'da 200 basıyor. Benim nerede Peugeot denedin sen bunu? Ben denemedim kardeşim. Deneyenlerden söylüyorum bunu. Kaç 220 yüzyısı var ya. Üşürsün onunla ala 220 görüyorum. WLTP verilerine göre 526 ile 586 kilometre arasında tam 31 dakikada şarj oluyor. Tamam kardeşim, benim Peugeot 20 saniyede 200'e çıkıyor olabilir. Ama bu da çıktıktan sonra inemiyor. Beni bekleyecek sike sike. 200 kW'lık DC şarj öyle %10 ile 80 arasında 31 dakikada şarj oluyor. Eğer 31 AC şarjda şarj edersiniz onlar 22 kW'da 5 saat 45 dakikada oluyor. Ama o sıfırdan 100'e. Kimse de sıfırdan 100'e yetmiyor zaten. 120 kW'lıkta bir pil kapasitesi Safa var. Safa teşekkür ederim kirayı ödediğin için. Limaniye 2. ay, Hüseyin Teacher 10. ay. 0-100'e doğru geçelim. Abone olmayan kişi çok teşekkür ederim. Kaçırdıklarım varsa lütfen affetsin bugünlük. Harbiden mi ya? Gerçekten çok beğendim abi. Çok ya güzel araba. Özellik ya. Frene basıyorsun. Video boyunca zaten bak fren ışıklarını bile gösteriyor yani. Sinyali gösteriyor mu? Yok.
Sinyali göstermiyor. Sen anlatıyorsun ya. Ben böyle gözümü ekranlardan alamıyorum ya. Çok oyuncak var ya. Bu gören masum ki. Aşırı oyuncak var. Biliyor musun? Buraya bırak, bir de senin önünde var. Ya aynısını burada, oraya da alabiliyorsun. Buraları kurcalıyorum, oraya bakıyorum falan. Ama alır mıydın diyorum, almazdım diyorsun. Abi onu bunu bırak. Netflix açılıyor mu bu ekranlardan? Yani ben bu sene sonu zaten düşünüyorum bir şeyler. Güzel yürüyor. Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Eğlence başlıyor. Görüşürüz yani, birazdan. Eğlence var ya. Bir yatırsana. Bakar mısın abi? Yatır bakayım. Abi tren gibi ya. Çıksana abi. Ya. Abicim o neymiş? Ya. O orta ekranda neler oluyor abi? İnanılmaz ya. Arka akslar sayesinde inanılmaz oldu abi. Teşekkürler Barış abi. Sepsin bizi Doğan abi. Harbiden. Evet, Sport Plus'ı aldık. Truck Base ayarlı. Burada da görünüyor ışıklar. Vay be. Doğan abi maskeli beşlerdeki taksiciye benzemiyor mu? Çok acayip. Ha dur, göstergeleri alayım ya. Göstergeler çok daha güzel. Pardon baba, özür. Ama o neymiş ya? Çok güzel ya. Ses değil mi? Hazır mıyız Barış abi? Ses güzel de ben korkmaya başladım. Korkma abi, korkacak bir şey yok. Bu araba hazır kimin? Mıyız? Doğan abinin ya, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. 100. Abi nasıl 100? 2 saniye önceden 100 olmuştu zaten ya, 100. Güneşli bir havada yaptık. 33 derecedeydi. Güzeldi. 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 Peki kaç saniye, nerede yazıyor? Abi ona bakmaya çalışıyorum da güneşli bir havayı gördüm ben sadece. 0-100 3.8 saniye. Söylediği zaman da yapmışız. 0-50 0.1.7. Allah nasıl saniyeler ya. Çok iyi değil mi? Çok çok iyi abi. Yalnız kalkarken o ses neydi abi ya? Çok güzel ses abi çıkıyor. Abi çok ya. Güzel kendi... ses çıkıyor bu arada ya. Korkma abi, korkacak bir şey yok. Hazır mıyız? Hazırım abi. Baba sese bak, sese bak. Yüz. Abi çok güzel ya. Çok güzel abi ya. Bu araba robot. Güneşli bir havada yaptık. 33 derecedeydi. Güzeldi. 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 Peki kaç saniye? Abi 7 0 100'e bakıp kapatıyorum yayını. 7 0 100. Ama bunun şeyleri düşük ki. Bu 4.7'ymiş mesela. Bir de abi bu daha ağır ve daha uzundur kesin. Çok büyük bu araba ya. Bunun da içi çok güzelmiş kanka. Bunun da içi çok güzel. Hans Zimmer yapıyordu değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Hans Zimmer var ya. O yapıyordu değil mi BMW'nin seslerini? Vallahi yalan söylemiyorum lan bu arada. Hans Zimmer kim mi? Ya Interstellar gibi filmlerin... müziklerini falan yapan adam var ya oğlum. Knight'ı da o yapmıştı değil mi? Aynen. BMW Hans Zimmer. Aynen bak. BMW'nin çoğu elektrikli ses? Arabasının seslerini... Hayır, ne motoru mal mısın Muhammed? Motor mu var? Ha, elektrikli de tamam. Yapıyorsan haydi. Kaça yaptırırım abi ben bunu? Ahmet'e sor. Bunun aynısını 2. Peugeot 408'e yaptırmak istiyorum abi ben. Bayburt road pardon balance Allah. Yapıyor. Bayburt'a mı gideceğiz bunun için amına koyayım ya? Road balance. Bir de road balance'cının bu işle ne alakası var abicim? Bizim elektrikçi var, ayarlarız sana. Ayhan mı? Akkiye, akkiye kaçak kablo çekecek. Ayhan abi bu ucuz ayarlar. Yarın araba yanar. Ayhan bana çekse çekse 5 liralık şerit led çeker arabaya. Onu da kumandadan basar basar yaparsın. Evet, benim arabada ondan var işte. Arka cama Bruder yazar ışıklı. Ambul takıyorum Jiros diye, ambul. Vallahi bu arabanın da içi çok güzel olmuş. Chat, sizce bu arabanın içi mi Mercedes'in içi mi? Mercedes. Mercedes. Kaan? Abi bu buranın sadece bu Diamond ışıkları inanılmaz iyi ama sanki Mercedes bana da daha iyi gibi yani. Mercedes ekranlar konusunda sikmiş. Abi ekran değil kalite de konusunda, o... kalite konusunda kullanılan malzeme konusunda yine sikmiş. Ama ışık konusunda BMW hoplatmış. Şu havalandırma mı ne var ya, onların ışıkları aşırı iyi geliyor evet, bana ya. Evet, hoplatmış. Abi... Peki sahip bu iki araba özelinde değil de genel olarak Mercedes mi tercih edersin, BMW mi?
Mercedes oğlum tabii ki, sorun bu amına. Adamın ilk arabası Mercedes lan. Tabii ki. Baba Mercedes, ben Mersocuyum aga. Ben Mersocuyum. BMW'cilere de saygım var tabii ki. Ama ben Mersocuyum aga. Hastalık. Arabadan anlıyormuşsun. Türkiye yine aldım. İkiye bölünüyor amına koyayım. Çete bak ya. BMW çocuk eğlendirir. Bak işte. Bak. Haklı. Haklı. Şaka lan, şaka yapıyorum, şaka. BMW Audi, genç arabası. Audi hiç denemedim. Belki Audi'yi çok seveceğim. Belli olmaz. Ama Audi hiç denemedim. RS7. Yani tabii ki bindim, evet. Audi arabalar ama kendim sürmedim. BMW'yi sürdüm. Mercedes'i de sürdüm. Ama Mercedes çok güzel. Benim arabada nasıldı? Yani çok güzel araba yapıyor Mercedes. Pat güt. Bu bir tane BMW. Neydi o senin baksana. BMW? Bende F30 vardı abi işte, benzinli. F30 benzinlisi vardı. Arabayı öyle bir yaptırmış ki. Arabadan değişik sesler geliyor amına koyayım artık. Yani Pop Bank'ten bahsediyor. Araba diyor ki beni sal diyor amına koyayım arabaya artık. Sanki arabanın kafasına bir tane zincir bağlamış. Git amına koyayım diye böyle üstüne şey atıyor. Böyle neydi bunun adı? Kırbaçlıyor amına koyayım arabayı sanki. Acıdım arabanın haline, acıdım amına koyayım ya. Üzgün araba. Bak diyor abi, neler yapacağım diyor. Tak. Şuna da bir bakalım. İç mekan. Öyle miydi ya? Bu komple delikli. Sanki bir kısmı delikli. Bir de böyle ya, hoşuma gitmedi bu delikler. Bir tuhaf geldi gözüme. Şu delikler mesela burada geriliyor falan ya. Abi bir değişik geldi yani. Onun ya. Haricinde bu arabada ne yok biliyor musunuz? Adaptif hız sabitleme yok. Yani sen 6 milyon ver, adaptifsiz gelsin. Tamam, bunun bir sürü... Yani şimdi bir şey demek istemiyorum ama bu arabayı alan adaptif hızı ne yapsın kanka ya? Yanlış mıyım? Hep böyle oluyor. Deli görünce heyecanlanıyor. Ya bu arabayı alıp da adaptif hıza koyan varsa siktirsin gitsin, benim gibi Peugeot 408 alsın. Onda adaptif hız sabitleyicisi var. Ona git 100'e mi sabitlersin? 120'ye mi sabitlersin? Git onu sabitle amına koyayım, onu sabitleyeceksin yani. Bahanesi vardır işte, çip krizidir, odur budur ama. Kendi kendine de gidiyor mesela. O dalga geçtiğiniz Peugeot 408 otonomlu bir araç mesela. Tabii. 6 milyonluk arabada da opsiyon da vardır, onu da anlıyorum ama standart falan olması lazım. Çünkü elektrikli araba bu. Zaten bunu default, yani standart gelmesi lazım. Şaşırdım. Otobot, aynen. Üzüldüm. Bir de Hi-Fi ile ilgilenenler beni daha iyi anlayacak. Hi-Fi bir sistemi kere mi var? Çok iyi müzik sistemi dinleyince çoğu müzik sistemi kesmiyor abi. Bang & Olufsen var ama daha iyi olması lazım. Daha iyi olması lazım. Bir perde var. Yani o bir basslarda, tizlerde. Hani 6 milyonluk araba ses sistemi değil. Yani buna kesinlikle daha iyi bir amfi, işte şey falan gerekiyor. Özkan abi bozdun bizi. Bitirdin bizi abi. Yani bunları da beğenemiyoruz artık. Ama hakikaten öyle. İyisini dinlediğin... Sürüşe geçelim. 3, 2, 1. Ve gum. Abi burada 0-100 mü yapılır? Gözünü seveyim. Burada 0-100. Ağaca girelim. Enes Batur kaza oldu. Başıma bela alacak durduk yere. Burada 0-100 mü yapılır ya? Abi ben sana attım bak, benim arabamda. Ağlarken. Arabanın başladığı yere bak kanka, Allah aşkına. Sürüşe ya. Sürüşe geçelim. 3, 2, 1. Sen dua et Enes Batur sürdü. Ve gum. Nereden başlıyor araba? Topraktan alıyor. Dur bakalım bir. Heh, şuna bir. Bir dakikalı aç ya. Şunu açalım değil mi? Bir şey diyeceğim. Mercedes'i de BMW'yi de sikmiş bu arada tasarım olarak. Çok güzel. Bak bunu şakasız söylüyorum yani. Mercedes'i de BMW'yi de sikmiş. Nasıl sikmiş bu? O neydi ananız? Tükürdü araba amına koyayım. Bir hamskiye yedik. Bu neydi kanka? Tekende korkuyor ya.
3-8. Mercedes de aynı 3-8. Pardon 3-81. GT vs EQS 53. EQS e-tron. Tamam bakalım buna. Hi, Matt Watson here from Car Wow. So I'm sitting. Tell about this. Abi yarışa geç. That's a fair price. That's a fair price. Car Wow. Olamayız. Kalktı. 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 Oh! Porsche sikti. Porsche sikti. Porsche sikti. Can I beat the Tesla? Oh! İzlesene bir de videoyu arada. Merso'yu kim kullanıyor kanka Merso'yu? Merso'yu kullanan salak kim ya? Here we go, here's the finish line. Bu abi hangisinde? Bu abi ikinci oldu. Merso'yu harbiden Eray mı kullanıyor amına koyayım? Or EQS. Just the single motor versions. So quiet. But I do one. So then hadi. What exactly happened? Abi Merso nasıl kalkıyor ya? While the Porsche won, completing the standing quarter mark in 11.8 seconds. Next was the Audi with 12 seconds. Then the Tesla with a... Boş yapmayın, yarışa geçelim. Enjoying it, it's lovely in there. Anyway, let's try something else to see if we can take that kick down of these gearboxes from the Porsche and the Audi out of the equation. Let's do another rolling race. This time, though, we're going to be doing it from 50. See if this makes a difference. You ready, everyone? 3, 2, 1, go. Bu Mercedes EQS 53 değil. 50'den kalktılar bu sefer. Once again that Tesla. Ya 50'den köklemeye başladılar. And the same thing's gonna play out now. Am I gonna have enough space to come past the Tesla? Bak şu hissiyat var ya. Şu arabadaki, şu arabanın içinde oturan abi, şu Porsche'nin içinde oturan abi boşalıyor bak. Bak şöyle senin araban yavaş yavaş o yanındaki arabanın önüne geçiyor gidiyor ve sen o hissiyatı aldın ya, benim arabam her türlü birazdan bu arabayı sikecek diyor ya. Orada bütün bir rahatlama geliyor, bir rahatlama geliyor, anlatamam sana. The same thing's gonna play out now. Am I gonna have enough space to come past the Tesla? Yes. Bir de şu hareket vardır bak. Yandakine şöyle yaparsın bak yandakine. Yandakine şöyle yaparsın. I'm right with the tank. Sakalında bir mi olacak ama? Is he gonna run out of runway again? Has he learned? Artı 10 beygir. He's determined to win that, Richard is. Very similar, though I was never ahead of the Taycan that time, and I didn't feel any kick down, did you? Not that I noticed. I felt the gear change up. Yeah, ala ala aynen ya.